Yeni çamaşır getirdim sana. Ay. Yazın buralar bir sıcak oluyor ki. Dayanabilecek misin bakalım? Hanım evladı değilim ben. Sen beni fabrikadayken görecektin. Ama tabii köy yeri daha sıcaktır. Merak etme, Ramazan Efendi fazla gomaz senin çiftlikte. Ramazan Efendi de kim? Kim mi? Kız. İnsan nişanlısını bilmez mi? Olmaz olsun öyle nişanlı. Soytarının teki. Sen geçinmeye gönlün yok mu? Yok tabii. İnsan ona koca mı der be? Bir tokatta yıkarım ben onu. Gülüyorsun ama sen olsan atın yerine eşeği bağlar mıydın? Bağlamam bacım. Ya sen ne bakıyorsun Ramazan'a? Dayısı olmasa Ramazan olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii ya. Bu çiftlik tarlalar her şey dayısının. Dayısı yarın bir gün kolundan tutup atsa acınla ölür Ramazan. Haline bakmadan ne diye evlenmeye kalkıyor öyleyse? Canım, dayısının bir şey dediği yok. Hem tutup kolundan atmadı ya. Söz temsili. Yani ahrabanın götüsü mü olur? Yeğen sonuçta. Böyle yeğen düşman başına. Lan Ramazan, yemin ediyorum var ya, yorulmuş tavuğa döndün oğlum ya. Olsun olsun, öyle de güzel. Abo, emme hoş geldin. Ben de kendime bakıyorum. Ramazan. Buyur amma. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bilmem ben mi? Allah razı olsun. Bugün yanına evleneceksin. Dünya evine gireceksin. He. Hani sözlerimden ters mana çıkarma. Nasıl yani amma? Avradının kulağını bük. Burada öyle şehirli gibi kısacık daracık fistanlarda dolaşmasın. Ha he. Dolaşamaz amma. Malum. Burası çiftlik yeri. Bir sürü erkek var. Irgatlar. Ustalar. Bir de dayım var tabii. Emmi, sen ne demek istiyorsun? Yani huzursuz olur. Razı gelmez. İnsan hiç yeğenin avradına dolanır mı? Bak, senin avrat şehirli. Burada o kadar rahat edemez. Beni dinlersen, sen karını burada koma. Yarından tezi yok, şehirde bir ev bul. Düğün olunca alın da götür. Hem senin için rahat eder, hem de onun keyfi kaçmaz. Ama bak şimdi, bir yandan sen, bir yandan o Gülizar karısı. Yani sizin niyetiniz neyse açık açık söyleyin kardeşim. Yani siz de rahat edin, ben de rahat edeyim, öyle değil mi? Yok yavrum, evladım, yanlış anladın. Bura çiftlik yeri. Avradın öyle şehirli usulü dar, kısa fistanlarla dolaşırsa doğru olmaz. Yani günah olur. Sen göz zinasının günahını bilir misin? Göz ne? İyi emmi, iyi. Şehre gider orada yaşarız. Ama var ya, insana kurşun gibi laf sokuyorsunuz. Yani ben de insanım, ben de erkeğim, ayıptır yani. Ya Ramazan! Bırak emmi ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sükût lütfen. Bugün burada milletvekili adaylarımız için fikir teatisinde bulunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Biz de yeni başlamıştık. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ama ben toplantı için gelmedim. Buyurun. İstifa dileyeceğim. Bunu kabul edemem. Sizden ricam, kararınızı serin kanlılıkla bir kez daha düşünmeniz. Teşkilat, benim gibi eski ve tecrübeli isimleri tasfiye ederken
Benden daha neyi düşünmemi bekliyorsunuz? Başkaları da hala eski yüzleri ve defalarca denenmiş isimleri aday gösterdiğimiz için şikayet ediyor. Aday listeleri henüz kesinleşmiş değil. Bu nedenle sizden istifa kararınızı bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Lütfen. Kararım katidir Sayın Başkan. Ve bu kararı içim kan ağlayarak aldığımı bilmenizi isterim. Teşekkürler. İşte bu kadar. Şunu öğren de gel Habib. Allah Allah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abdül, bir çay ver hele. Geliyor. Yılmaz. Var mısın bir ele kardeş, ha? Hiç tadım yok be Habib. Niye be, ne oldu? Hiç öyle işte. Ne oldu şu sizin iş Yılmaz? Hangi iş, çelelen mi? Koyunlarımızı Muzaffer Bey zehirledi diyordunuz ya babanla. Hala baban mahkeme açmadı mı? Açsak ne olacak ki? Belli mi olur? Düşmez kalkmaz bir Allah. Vallahi o Muzaffer'in şerrinden bizi ancak Demokrat Parti kurtarır emmi. Hele şu seçimi bir kazanak. Biliyorum ben yapacağımı. Allah o günleri bir göstersin de. Seçimlerden sonra köyden sürüp atalım o Muzaffer'i. He, sürek sürek. Ama o çiftliğini yakıp ağzını burnunu dağıtalım önce, he? Ayıp be kardeşim, ayıp ya. Ne kötülük yaptı bu CHP size bu kadar? CHP değil. Muzaffer yaptı kötülüğü. Topraklarımızın üstüne konup bizi de ırgat etti kendine. Doğru kardeş. Hele durun bakalım, heveslenmeyin. Niye emmi? Muzaffer Bey demişler ona. Demokrat Parti kazansa bile o bir kolayını bulur, başımıza çöreklenir. Hangi parti geçerse geçsin başa. Bana attığı tokadın hesabını yüz misliyle sormazsam bana da Yılmaz demesinler. Geldin geleli ağzını bıçak açmıyor. Canım sıkılıyor be kabak. Neye sıkkın? Kızı da aldın işte. Bize de iş düşecek. Ne gibi? Yanlış anlama. Nikah işi demek istedim. Kabak. He. Benim dayım adı namussuz herifin teki değil, değil mi? Hoppala. Nereden icap etti? Hiç. Yasin Ağa diyor ki. Ne diyor? Evlenince burada kalmayın diyor. Şehirde ev tutun. Bu kız şehirli kız diyor. Çiftliğe alışmaz diyor. Ama ben onun asıl derdini biliyorum. Neymiş? Kız dayımın gözünün önünde olsun istemiyor. Dayım kıza dolanır diye korkuyor o. Hiç olur böyle şey. Sen gönlünü ferah tut. Dayın adi namussuz herifin biri değil. Ben hep söylerim. Dayın pireyi bile sektirtmez ama... Yani yeğeninin avradına... Hiç olur mu canım? Deli kabak. Sana yemin ediyorum ben de aynı kanaatteyim. Hem kız razı gelir mi böyle bir şeye? Yani kızın başından nikah geçecek, öyle değil mi? Ha? Hayatta olmaz, ben biliyorum. Olmaz. Afiyet olsun. Ne oldu, beğenmedin mi? Yok, ondan değil. Ya neden? Başım ağrıyor.
Ağrır tabii. Geldiğinden beri bir lokma bir şey yemedin. Açlıktan öleceksin kızım. Keşke ölsem. 12 o. Hiç. Nasıl hiç? İçin dolmuş besbelli kızım. Anlat bakayım. Hı? Benim bir sevdiğim vardı. Kemal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.